Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine 50 tane sorudan oluşan bir deneme sınavı çözeceğiz arkadaşlar. Videoyu baştan sona izleyin, size tavsiyem. Instagram'dan mutlaka takip edin arkadaşlar. Instagram hesabının linki videonun açıklama kısmında var. Ya da Instagram'a gidip Ehliyet Cenk Hoca yazarsanız beni bulabilirsiniz. Çünkü orada deneme sınavları paylaşıyorum arkadaşlar. Onları mutlaka çözmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bir de videoyu beğenirseniz kanalı desteklemiş olursunuz. Fazla da beklemeden hemen geçelim soru çözümlerimize. Holger Nielsen, yani sırttan bastırma, dirsekten kaydırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılabilmesi kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar? Bak, sırttan bastırdığımız neyi sağlıyor? A. Bilinç kaybının düzelmesi. B. Kalbin çalışması. C. Nefes vermesi. D. Nefes alması. Cevabımız nedir? Tabii ki arkadaşlar C seçeneği. Bastırdığımızda kişiyi sırtından, içerisindeki hava boşalır. Kaldırdığımızda da dirsekten tekrar hava dolar içerisi. Şurada onun fotoğrafı var. Kafanız karışmasın. Bakın şimdi. Gördün mü? Bak, bastırınca nefes veriyor. İçerideki hava boşalıyor. Kollarından da kaldırınca nefes almış oluyor. Holger yönteminde. Bu yöntem bir de şu çıkıyor bazen. Bu yöntem arkadaşlar ağız ve burun bölgesinde kanama sonucu, eğer ağızda burunda kanama varsa bunu uyguluyoruz. Zaten ağız ve burun bölgesinde kanama yoksa suni solunum yöntemini uyguluyoruz. Yani bu yöntemin uygulanma amacı da budur. Ağız ve burun bölgesinde kanama, herhangi bir sıkıntı var ise bu yöntemi uyguluyoruz. Diğer durumlarda zaten suni solunum yapıyoruz. Geçelim. Sürücünün aşağıdakilerden hangisi yapması kural ihlali sayılır? A. 3 şeritli ve 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi. B. Aracın cinsine ve hızına uygun olan şeridi kullanması. C. Geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. D. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların güvenle geçişini beklemesi. Evet, cevabımız. Evet arkadaşlar, cevaplayacağım. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Burada geçme, dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmek kural ihlali sayılıyor. Cezası da var zaten, para cezası. Arkadaşlarımızın bazıları bu soruyu daha önce çözdük. Hocam anlamadık dediler. Instagram'da çözdüm. A seçeneği dediler. Niye? Arkadaşlar şöyle düşünüyor. 3 şeritli veya 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmek kural ihlali. Niye ihlal olsun arkadaşlar? Sadece otomobil olarak düşünemezsin ki. Kamyon sürüyorsan sağ şeritten gitmek kural ihlali olmuş olur mu? Soruları çözerken sadece otomobil sürüyormuş gibi düşünmeyeceksin. Kamyon sürüyorsan mesela en sağ şeritten gitmek gayet de doğru bir karar olur ve kural ihlali sayılmaz. Sadece otomobil olarak düşünürsen belki kural ihlali olabilir. Fakat kamyon sürüyorsan olmaz. Onun için burada doğru cevabımız C seçeneği. Kafanız karışmasın. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur? Bujilerin, silindirlerin, fren balataların, debriyaj balatasının. Evet. Cevabımız arkadaşlar silindirler. Silindirlerin aşındığı zaman motor yağ yakar. Arkadaşlar şimdi yağ sistemini biliyorsunuz zaten. Karterde birikiyor yağlar. Yağ depolu giden kısım karter. Unutmayın, o da sınav sorusudur. Yine yağın görevi neydi araçta? Yağın ve yağlama sisteminin aracın aşınmasını önlemek, sürtünmeyi azaltmak, aracın ömrünün uzamasını sağlamak. Çünkü sürtünme olmadığı için parçalar aşınmıyor. Aşınmadığı için de parçaların ömrü uzuyor. Yine yağı süzen parçanın ismi yağ filtresi, onu da unutmayın. Yağın seviyesini ölçmeye yarayan, araç yağının seviyesini ölçmeye yarayan özel çubuğa da yağ çubuğu deniliyor. Onu da unutmayalım. Geçelim. Fren balatasının aşınmasında hangileri etkilidir? Yol koşulları, kullanım süresi, fren borularının uzunluğu. Yalnız 1, 1, 2, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Basit bir soru ama farklı bir soru. Evet arkadaşlar, yol koşulları etkiler. Şöyle etkiler. Mesela Karadeniz'de çok, hani Karadeniz çok engebeli, yokuşlu, inişli ya, dağlık bir bölge ya. Orası mesela yol koşulları. Oradaki araçların fren balatalar daha çabuk biter. Çünkü çok fazla eğim var. İnerken çıkarken sürekli frene basıyorlar. Kullanım süresi etkiler. Yani şöyle söyleyeyim, bir ay boyunca 1000 kilometre gidenle 100 kilometre giden arasında kullanım süresi farkı vardır. 1000 kilometre giden aracın balatası daha çabuk biter. Fren borularının uzunluğunun alakası yok. Bu çarpı. O zaman cevabımız B seçeneği oluyor. 1 ve 2. Geçelim. Mantık yürütün arkadaşlar, yol koşulları filan işte oradan. Araç üzerindeki bir elektrikli alıcı çalışmadığında ilk bakılacak yer hangisi olmalıdır? Motordaki yağ seviyesi, ateşleme sistemindeki ilgili buji, sigorta panelindeki sigorta, yakıt deposundaki yakıt seviyesi. Evet. Bakın soru zor gibi fakat çok güzel bir mantık yürütme göstereceğim size, söyleyeceğim. O şekilde yapın. Arkadaşlar cevabımız nedir? Evinizin tamamında elektrik olmazsa ne yapıyorsunuz? Karşı komşuya bakıyorsunuz. Okey. Ama evdeki bir odanın elektriği olmazsa ne yapıyorsunuz? Evdeki sigortaya bakıyorsunuz. Cevabımız da sigorta. Araçta da aynı. Aracın genelinde elektrik var, bir yerde yoksa sigortaya bakılır. Evde de aynı mantık arkadaşlar. Evin tamamında yoksa durum değişir. Fakat bir odada yoksa sigorta atmıştır o odanın sigortası. Unutmayın. Geçelim bunu da. Aşağıdakilerden hangisi sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan bir uyarı lambasıdır? Akü ikaz ışığı, yağ basıncı ikaz ışığı, ön ısıtma bujileri ikaz ışığı, motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı. Cevabımız nedir? Evet, tabii ki cevap ön ısıtma bujileri ikaz ışığı. Arkadaşlar dizel motorlarda olur sadece bu. Isıtma bujisi ışığı. Peki o ışık hangisi? İşte şu arkadaşlar. Dizel motorlarda yer alan ısıtma bujisinin sembolü bu. Ne işe yarıyor ısıtma bujisi? Yanma odasındaki gerekli ısıyı sağlıyor. Aracın doğru bir şekilde çalışması, yanmasını kolaylaştırması için. Dizel araçların kolay bir şekilde çalışmasını sağlayan, yanmayı kolaylaştıran parça. Göstergesi de budur. Dizel motorlu araçlarda bulunur. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi silindir kapağının görevlerindendir? Krak miline yataklık etmek, motordaki yağı soğutmak, subaplara yataklık etmek, akslara yataklık etmek. Cevabımız nedir? Şu arkadaşlar. Subaplara yataklık etmek. Silindir kapağı subaplara yataklık eder arkadaşlar. Yani bununla ilgili anlatacak çok da bir şey yok. Yine anlatacak bir şey gelirse aklıma anlatırım ilerleyen dakikalarda. Geçelim şimdi. Aşağıdakilerden hangisi araç arızalandığında durma veya mecburi park etme durumunda kullanılır? Sis lambaları, plaka lambaları, iç aydınlatma lambaları, acil uyarı, dörtlü ikaz lambaları. Araç arızalandığında, acil bir durum olduğunda. Doğru cevap D seçeneği. Acil uyarı lambaları şu işte arkadaşlar. Acil uyarı ışığı. Yani aniden yolda durdunuz, başınıza bir iş geldi. O zaman dörtlüleri yakıp beklersiniz. Tabi yolun içine park edip marketten ekmek almaya gidip o şekilde kullananlar da var bizim memlekette biraz. Onu yapmayalım arkadaşlar. Dörtlünün amacı bellidir. Geçelim. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun huzmeli farların açık olduğunu bildirir? Doğru cevap A seçeneği. Diğerlerini inceleyeceğiz ilerleyen zamanlarda. Şimdi bu zaman kaybı olmasın. Geçelim. Bu uzun huzme, bu kısa huzme filan geçelim. Motor çok sıcak iken radyatöre soğuk su konulması hangisine sebep olur? A. Motor gücünün artmasına, B. Fren hidroliğinin azalmasına, C. Motor sıcaklığının artmasına, D. Motor bloğunun çatlamasına. Şimdi günlük hayatla düşünün bu tür soruları bazen. Doğru cevap nedir? Sıcak, çok sıcak, çok sıcak bir borcama ya da çok sıcak bir bardağa soğuk su koyarsanız, yani çok sıcaktan kastım bayağı çok sıcak. Ne oluyor? Çatlıyor bardağımız, borcamımız. Mesela fırından çıkarttığımız bir borcamı soğuk bir zemine koyarsak ya da soğuk su dökersek üzerine ne oluyor? Çatlıyor. Aynı mantık arkadaşlar. Geçelim. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki iki gaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması el freninin çekili olduğunu gösterir. İşaretlere bakalım, 4 tane. Cevabımız nedir burada? A seçeneğidir. Bu el freni işaretidir. Zaten arkadaşlar acemi şoförler mutlaka el frenini indirmeyi unutuyor. Ekranda böyle bir şey yanıyor. Ne olduğunu fark etmiyor. Yeni sürmeye başlamışsanız mutlaka başınıza bir kere de olsa gelir bu el freni meselesi. Onun için unutmazsınız diye düşünüyorum başınıza geldikten sonra. Gerçi yeni nesil araçlarda uyarı falan veriyor. O ayrı bir mesele. Bu nedir? Akü işaretidir. Bu nedir? Yağ lambasıdır. Bunlar da bilmenizde fayda var. Geçelim. Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Bakalım şıklara. Şişliği azaltmak için buz tatbik edilmesi, eklemlerdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmesi, burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulması, eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanması. Doğru olan hangisi? Turnike doğru mu burkulmalarda? Hayır. Bacağı aşağı almak? Hayır. Hareket ettirmek kırık çıkık burkulmalarda doğru değil. Şişliği azaltmak için buz tatbik edebilirsiniz. Bu olabilir. Cevap A seçeneği. Burkulmaya bakalım. Sınavda çıkıyor. Eklem yüzeylerin anlık. Bakın şuradaki kelimemiz anlık. Eklem yüzeylerin kalıcı olarak ayrılması der düşürür size. O farklı bir şeyin tanımı. Anlatacağım. Şimdi karışmasın diye anlatmıyorum. Ama burada eklem yüzeylerin anlık olarak ayrılması dediğimiz zaman burkulmadır. Burkulma belirtileri ağrı, kızarık, şişlik, işlev kaybı. Burkulmalarda ilk yardım ne oluyor? Burkulan bölge tespit edilecek, sabitlenecek, hareket ettirilmeyecek. Bölge yukarı kaldırılabilir, imkan varsa hareket ettirilmez. Kırık çıkık burkulmalarda kesinlikle ilgili bölgeyi düzeltmeye, doğrultmaya çalışmıyoruz. Bu da önemli. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? Saç dökülmesi, bedensel aktivitede artma, ağızdan köpüklü kan gelmesi, yaralanan bölgesinin alt tarafında felç. Omurga yaralanmaları arkadaşlar biliyorsunuz, omurga yaralanmaları, omurilik yaralanmaları, baş yaralanmaları felce sebep olabilir. Onun için doğru cevabımız burada D seçeneğidir. Kişinin felç olmaması için ne yapıyoruz? Mümkün mertebe az hareket ettiriyoruz. Araçtan çıkartırken mesela rentek yöntemini kullanıyoruz. Mümkün mertebe boynunu, eğer boynunda bir sıkıntı varsa hareket ettirmiyoruz. Yani sabitleme, rentek manevrası. Bunların amacı omurilik, omurga zarar görmesin. Zarar görse çünkü felç olur. Geçelim. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğrudur? Sıcak su ile yıkanması, kanayan yere merhem sürülmesi, dirsek ile omuz arasında turnike uygulanması, kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması. Doğru cevap C seçeneği tabii ki turnike. Arkadaşlar turnike uygulanması gerektiğini nereden anladık? Büyük bir dış kanama diyor. Yani büyük çaplı bir kanama. Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağı indirmek doğru mu? Zaten bu yanlış. Eleyerek de gidebiliriz. Sıcak suyla yıkamak yanlış. Merhem sürmek yanlış. Açık yaralara merhem, tentriyot gibi şeyler sürmüyoruz. Burada turnike uygulayabiliriz. Çünkü büyük çaplıymış bu kanama. Turnike nerelerde uygulanır? Bakalım mesela. Arkadaşlar kanamanın durdurulamadığı büyük çaplı kanamalarda turnike uygulanır. Ya da çok sayıda yaralının bulunduğu ortamda tek ilk yardımcı varsa. Yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa turnike kesin uygulanmalı. Baskı noktalarına uygulanan baskı yetersizse, yani normalde kanamalara bakarsınız, eğer baskı noktalarına uygulayacağınız baskı yeterli kanamayı durduruyorsa turnikeye ihtiyaç yok. Fakat durmuyorsa turnikedir. Şimdi turnikede dikkat edilmesi gereken şeyler var. Biraz da ondan bahsedelim. Mesela turnikedeki bezin, şu bezin uzun kalınlığı 8-10 santim olacak. İp, tel, kesici malzeme kullanmayacaksınız. Yine turnike uygulanan bölgenin üzeri örtülmez. 15-20 dakikada bir turnike gevşetilir. Yine turnike uygulanan kişinin alnına kalemle ya da artık rujla, ne bulursanız orada turnike ya da T harfi yazarsınız. Ben kısaca özetledim. Şuraları mesela okumadım. Buraları siz okuyun arkadaşlar. Sınavda bakın çıkıyor. Sonra hocam biz anlamadık. Anlamazsınız arkadaşlar. Ben şurada en önemli yerlerini okuyorum. Ama şansınıza bakarsanız okumadığım yer çıkar. Gerçi ben genel olarak her yere değinmeye çalışıyorum ama bakalım. Geçelim. Şekildeki karayolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir? Şerit değiştirmek yasaktır. Öndeki aracı geçmek yasaktır. Taşıt yolu bölünmüş yol durumuna gelmiştir. Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Burada cevabımız nedir? Kesik çizgiden kastı nedir? Şudur arkadaşlar. Şu gördüğünüz çizgiyi kastediyor. Bunun anlamı nedir? Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir. Yani sollama yapılabilir. Bu geçiş çizgilerinden biraz bahsedelim. Çok da uzatmadan. Kesik kesik. Bak şu şekilde kesik kesik yol çizgileri. Kurallara uyarak şerit değiştirebilirsiniz. Öndeki aracı sollayabilirsiniz. Devamlı yol çizgisi dediğimiz çizgi var bir de. O da bu arkadaşlar. Bunda da ne yapıyoruz? Sollama yapamıyoruz. Öndeki aracı geçemiyoruz. Bakalım başka kesikli çizgiler ne var? Şunlar var. Kesik devamlı yol çizgisinin birlikte bulunması. Şu şekildeki gibi. Bakın arkadaşlar burada hem düz çizgi var hem kesik. O zaman burada ne anlayabiliriz biz bunu? Şurada bir araç olsun, A aracı. Bu araç sollama yapamaz. Geçiş yapamaz. Buradan. Çünkü A aracının bulunduğu bölgedeki çizgi düz çizgi. Gördüğünüz üzere. Şurada B aracı olsun bu şeritte. Buradaki araç da böyle gelsin. A bu şekilde gidiyor. Peki B sollama yapabilir mi? Tabii ki yapabilir ya da şerit değiştirebilir. Kurallara uymak şartıyla. Yani buradan B aracı buradan gelip bu şeride geçip geri şeridine dönebilir. Neden? Çünkü kesikli çizgi var. Bir de arkadaşlar iki tane yan yana devamlı çizgi var. O da şu. Gördüğünüz üzere bu çizgi. Burada da nedir arkadaşlar? Bu çizgi taşıt yolunca bölünmüş yol durumuna getirilmiştir. Ayrıca refüj anlamındadır. Hiçbir sebeple karşı tarafa geçiş olmaz. Yani bu yolu bölünmüş yol haline getirmiş bu çizgi. Eğer bu şekildeyse ne buradaki araç geçebilir ne de buradaki araç sollama yapabilir. Kesinlikle bu araçlar birbirlerinin şeridine geçemez bu iki çizginin üzerinde. Geçelim. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? Kırmızı bir defa. Şıklara bakalım. Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli. Durmalı, trafik uygunsa yoluna devam etmeli. Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı. Durmadan dikkatli geçmeli. Burada dikkat etmemiz gereken ne? Kırmızı. Kırmızı kelimesini gördüğümüzde ne yapıyoruz? Durmalı. Bir defa cümleler arasında durmalı var mı bakacağız. Yavaşlama bu olmaz. Burada olabilir. Burada durma kelimesi geçiyor. Bu da durmadan diyor. Bu da olmaz. Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı. Durmalı trafik uygunsa devam etmelidir. Bunun ikisinden biri cevap. Hangisi? Tabii ki B seçeneği. Niye? Işık yanıp sönüyormuş. Yanıp sönen kırmızı ışıkta duruyoruz. Bakıyoruz etrafımıza, trafik uygunsa geçiyoruz. Yeşil ışık yanmasını bekliyor muyuz? Yanıp sönen kırmızı ışıkta. Zaten yanıp sönen kırmızı ışığın amacı yol uygunsa durun, etrafınıza bakın, geçin demek. Unutmayın. Geçelim. Römork takmış otomobilin azami hızı römorksuz azami hızına göre nasıl olmalıdır? Azami en yüksek, asgari en düşük. Zaten asgari ücret diyor ya, en düşük ücret. Oradan aklınıza kalsın. Şimdi burada cevabımız nedir? C seçeneği 10 km saat daha az gidecek römorkla halinden. Geçelim bunu da. Evet geçelim. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? İşaretimize bakalım. Açılan köprü, sola tehlikeli viraj, soldan daralan kaplama, sağa tehlikeli devamlı viraj. Arkadaşlar işaretimiz bir daha sola doğru gidiyor. Bakın böyle sol. O zaman şu onun soldan olduğunu anlayacağız. Yani solla ilgili bir şey. A seçeneğini eleriz o zaman. Değil mi? Evet. Sola tehlikeli viraj olabilir. Soldan daralan kaplama olmaz. Daralan kaplama ne demek arkadaşlar? Daralan yol yani kısaca anlaşılır bir şekilde. Burada herhangi bir yolun daraldığını göstermiyor. Sola tehlikeli devamlı viraj da değil arkadaşlar. Onun levhası ayrı. Onu yine anlatırız. Hatta levhalarla ilgili kanalda bir tane video var. 150 soru, 150 levha sorusunu çözdük orada arkadaşlar. O videoyu izlerseniz bu videonun açıklama kısmına da o videonun linkini bırakacağım. İlk yoruma da bırakacağım. O levhalar videosunu mutlaka izleyin. Eğer o videoyu izlerseniz ortalama 150 tane levhayı çok rahat bir şekilde öğrenmiş olacaksınız. Bu sorumuzun cevabı da B seçeneği arkadaşlar, sola tehlikeli viraj. Geçelim. Evet arkadaşlar, bu soruyu okuyorum fakat işte YouTube bizi filtreye koyuyor. Onun için ben çok okumayacağım. Siz okuyun, cevabı tahmin edin. Çünkü şu kelimeden dolayı bizi filtreye koyuyor arkadaşlar. Engelliyor kanalın ilerlemesini. Siz bu soruyu okuyun. Cevabımız arkadaşlar B seçeneği. Bunu kesinlikle yapamazsın arkadaşlar. Bu durumda. Arkadaşlar bununla ilgili şuraya bir şey koyuyorum. Not ekrana. Bu ekranın fotoğrafını alın. Ben okumak istemiyorum. Dediğim gibi bunları fazla kullandığımız zaman yayının içerisinde ya da videonun içerisinde YouTube bizim videoyu gerilere atıyor. Onun için fazla kullanmak istemiyorum. Siz ekran fotoğrafını alın. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisindeki arıza farların yanmamasına sebep olur? Biz bujilerdeki, distribütördeki, far anahtarındaki, endüksiyon bobinindeki. Doğru cevabımız nedir? Çok basit. Far anahtarlarında bir arıza olursa farlar yanmaz. Yani sigortalar, anahtarlar aynı mantık. Geçelim bunu da. Dokular üzerindeki çekme etkisiyle meydana gelen yaralara ne ad verilir? Ezikli yaralar, delici yaralar, parçalı yaralar, kesik yaralar. Doğru cevabımız C seçeneği. Geçelim bunu da. İleride anlatacağım. Şekle göre 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? 1 numaralı araç sürücüsü hangisi? Arkadaki. Evet, A hızını azaltması, B öndeki aracı geçmesi, C takip mesafesini arttırması, D duraklama yapmaktan kaçınması. Değerli arkadaşlar, düz çizgi var. O zaman ne yapacak? Öndeki aracı geçemez. Cevap B. Peki neden geçemez öndeki aracı? Aynı resmi koyup bir de bu şekilde bir soru vardı. Bu araç niye buradaki aracı geçemiyor? Çünkü ilerisi görünmüyor. Burası muhtemelen bir tepe üstü. İlerisi görünmeyen yollarda sollama yapılmaz. Bu da yine bir soruydu. Şimdi sollamanın yasak olduğu yerler nereler? İşte arkadaşlar dönemeçlerde, görüşün yeterli olmadığı yerlerde, okul yaya geçitlerinde, kavşaklarda, kavşak yaklaşımlarında, demiryolu geçitlerinde öndeki aracı geçmek, sollama yapmak yasaktır. Bunlar da önemli. Geçelim. Kazazedelere baş geri çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni hangisidir? Kusmayı sağlamak, hava yolunu açmak, kalp masajı yapmak, bilinci değerlendirmek. Fotoğrafı sonradan koydum arkadaşlar. Yani bu pozisyon baş geri çene yukarı pozisyonu. Bu pozisyonun amacı nedir diyor. Doğru cevap B seçeneği, hava yolunu açmak arkadaşlar. Unutmayın. Sınav sorular olarak geliyor. Yine bu fotoğraf da ehliyet sınavında soru olarak geliyor. Bu pozisyon ismi nedir diyor fotoğrafı verip bize. Doğru cevabımız baş geri çene yukarı pozisyonu olacak. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarından birisi değildir? Şunları dikkatli okuyun arkadaşlar. Tuzak oluyor. Biridir, biri değildir diye. Şıklarımız yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, iyileşmeyi kolaylaştırmak, hasta yaralının durumunun kötüleşmesini ilaçla müdahale etmek, D. Hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek. Doğru cevabımız nedir? C seçeneği. Arkadaşlar ilaçla. İlk yardımda ilaç yok. Unutmayın. İlaç yazdığı için bu soru, bu cevap bu yani. Yanlış olanı arıyoruz biz. Şimdi ilk yardım acil tedaviye bir bakalım. İşte arkadaşlar ilk yardım neydi? Bakın ilaçsız. Olay yerinde olan mevcut malzemelerle yapılan müdahaleye ilk yardım diyoruz. İlk yardımın amacı ne? Hayati tehlikeyi ortadan kaldırmak, yaşamın sürülmesini sağlamak, durumun kötüleşmesini önlemek, iyileşmeyi kolaylaştırmak. Acil tedavi neydi arkadaşlar? Acil tedavi ünitelerinde hasta ve yaralılara doktor ve sağlık personeli tarafından yapılan müdahaledir. Yani ilk yardım olay yerindeki bulunan en yetkili kişi tarafından yapılıyor. Acil tedavi doktor ve sağlık personelince yapılıyor. Bu iki farkı da bilmenizde fayda var. Geçelim. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte aşağıdakilerde değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir. Öfke, sabır, inatlaşma, aşırı tepki. Doğru cevap B seçeneği sabır. Değerli arkadaşlar, bununla ilgili bir animasyon sorusu vardı mesela, sabırsızlıkla ilgili. O da şu şekildeydi. Hemen bakalım soruya örnek olması için. Bakın bu kişi ne yapıyor? Karşıdan bir yaya geçiyor, yaya geçidinden. Şoför ne yapıyor? Bakın sürücü eliyle kızıyor. Hızlan diyor. Daha hızlı olmalısın gibi bir şey söylüyor aslında. Yani kendince söylenmiş oluyor. Bu da yine bu sorumuzun cevabı da neydi? Sorumuz şu şekildeydi. Sürücü hakkında hangisi kesinlikle söylenir diyordu. Sabırsız, kavgacı, heyecanlı, kaygılı. Arkadaşlar bu sürücü işte sabırsız bir sürücü. Bu soruya benziyor. İşte bu soruyu animasyona çevirmişler. Bazen arkadaşlarınız diyor ya, hocam animasyon çözün. İşte arkadaşlar bunu çözersen aslında animasyonda çözmüş olursun. Animasyonda sadece yapman gereken daha dikkatli dinlemek, izlemek. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminin elemanıdır? Termostat, yakıt filtresi, marş motoru, endüksiyon bobini. Çok basit bir soru. Şıkkın içerisinde cevap geçiyor sorunun içerisinde. B seçeneği arkadaşlar. Yakıt filtresi ne işe yarıyordu? Aracın yakıtının içerisindeki şeyleri filtreliyor, süzüyor, temizliyor yakıt içerisindeki. Termostat neydi? Aracın ısısını belli bir sıcaklıkta tutuyordu. Marş motoru araca hareketi veren, aracın yani direkt kontağa taktığımızda, bastığımızda marşa basmış oluyoruz çalışması. Yine endüksiyon bobini, ateşleme bobini arkadaşlar, bunu da daha önce anlattım. Çok da detaya girmeyelim bu kadar. Fakat burada cevap B seçeneği. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi klimanın kullanım amaçlarından değildir? A. Yakıt tüketiminin azaltılması. Araç için nem oranının ayarlanması. Hava sirkülasyonunun sağlanması. Sıcaklığın istenilen değere ayarlanması. Klima. Klima ne işe yarar? Sıcaklığı istenilen değere ayarlar mı? Soru basit diye hızlıca geçeceğim. Cevabınız nedir? Peki tahmin edelim. Arkadaşlar videoyu beğenelim. Bakın beğenip beğenmeyenleri görüyorum. Lütfen sizden ricam, destek olmanız için beğenmeniz önemli. Beğenenlere de teşekkür ederim ayrıca. Şimdi arkadaşlar sıcaklığın istenilen değere ayarlanması için kullanılır. Hava sirkülasyonu için kullanılır. Nem oranı için kullanılır. Yakıt tüketimini azaltmaz klima. Bilakis arttırır. Bak burada değildir diyor. Unutmayın lastik diyorum. Klima yakıt tüketimini arttırır. Hatta şöyle bir şey vardır. Yokuş çıkarken mesela klimadan dolayı, klima açıksa araç çekişten düşüyor. Çok böyle uzun süreli yokuşlarda filan. Yani dolayısıyla klima yakıt tüketimini etkiliyor. Olumsuz yönde. Arttırıyor yakıt tüketimini. Onu da unutmayın. O da ayrı bir sınav sorusu. Geçelim. Ağız burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise yukarıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? Bakın ağız ve burun çevresinde kanama varsa. 1. Ağızdan buruna. 2. Sylvester yöntemi. 3. Holger yöntemi, yani sırttan bastırma. Arkadaşlar şimdi burada ağız burun çevresinde kanama varsa normal suni solunum yapamayız. Çünkü ağzında burnunda kırık olabilir ya da herhangi bir sıkıntı olabilir. Yani kanamalarda yapamayız biliyorsunuz. Ağzında burnunda kan varsa, çünkü suni solunumu ağızdan yapıyoruz biz. Ağızdan burundan. O zaman 1 olmaz. 2 Sylvester göğüsten bastırma olur. Bir de sırttan bastırma olur. Bunun ikisi de olur arkadaşlar. Şimdi bunları biraz detaylandıracağım, bu iki yöntemi. Cevabımız burada C seçeneği. Şimdi kısaca bir bakacak olursak bu yöntemler çok uygulanan yöntemler değil. Üzerinde fazla durmayacağım onun için. Holger yöntemi arkadaşlar, şurada fotoğrafı var bakın. Bu şekilde sırttan bastırma, adı üstünde bak. Bu da tam bu Holger'in tersi, göğüsten bastırma. Özellikle şuraya dikkat çekmek istiyorum. Ağız ve burunda kanama varsa bu tercih ediliyor. Yine bu da aynı şekilde eğer yüzünden yaralı suni solunum yapamıyorsa, yani ağız bölgesinden suni solunum yapamayacak durumdaysa bu iki yöntemi uyguluyoruz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi aracın geri manevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi amacıyla yanar? Geri vites lambaları, sinyal lambaları, park lambaları, sis lambaları. Geri gelirken hangi ışık yanar diyor. Cevap A seçeneği, geri vites lambaları yanıyor. Geçelim bunu da. Temiz, kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? Motor yağı, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu. Doğru cevabımız nedir? temiz saf suyla antifriz karışımından oluşan sıvımız motor soğutma suyudur. Antifrizin için kullanıyoruz. Biz donmayı önlüyor. Çok soğuk havalarda donmayı önlüyor. Aynı zamanda başka neye önlüyormuş bakın. Donma ve korozyon, yani pası, korozyonu, kireci önlüyormuş. Kireci önlediği için birçok da faydası vardır zaten. Evdeki çaydanlıklardan düşünün. Yani uzun süre kireci çözündürmezsek ne oluyor? Çaydanlığın gideri tıkanıyor mesela. Burada da araçta da aynı. Uzun süre kireçlenme olursa o kabloların, boruların içerisi tıkanır. Dolayısıyla aracın performansı da düşer bundan dolayı. O zaman antifriz önemli diyoruz. Güç aktarma organlarından hangisi araca geri hareket yeteneği kazandırır? Şaft, amortisör, vites kutusu, diferansiyel. Geri. Doğru cevabımız C seçeneği. Vites kutusu arkadaşlar. Hani geri vites, ileri vites var ya. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Doğru cevabımız vites kutusu. Diğerler de güç aktarma organı mıdır? Evet, bunlar güç aktarma organıdır. Özellikle şaft ve diferansiyel. Diferansiyelin görevi neydi? Aracın virajlarda dönüşünü kolaylaştırmak, dönüşe katkı sağlamak, tekerlerin birbirinden bağımsız hareket etmesini sağlamaktı. Diferansiyelde soruyorlar. Diferansiyel dediğimiz parça zaten arkadaşlar şurada önemli diye göstereyim. Şu arka iki tekerleğin ortasında bulunan parça. Soru işaretiyle sorarlar. Eğer videolar sürekli izliyorsanız ya da bol soru çözüyorsanız karşılaşmışsınızdır zaten bu soruyla. Geçelim. Motor çalışır durumdayken yağlamanın olup olmadığı hangisinden anlaşılır? Yağ filtresi, yağ karteri, yağ çubuğu, yağ göstergesi. Cevabımız nedir? Yağ göstergesidir. Şudur. Eğer araç hareket halindeyken yağ göstergesi yanarsa demek ki bir sıkıntı vardır yağlamanın konusunda. Yağlama olmuyordur. Yanmaması lazım araç hareket halindeyken bu ışığın. Eğer bu ışık araç hareket halindeyken yanıyorsa aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Bu da ekstra bir sınav sorusuydu. Farklı bir soru olarak geliyor karşımıza. Aşağıda verilen taşıtların hangisinde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur? Otobüslerde, minibüslerde, otomobillerde, motosikletlerde. Çok kolay bir soru. Koruma başlığı zaten bu şıklar arasında motosikletlerde takılıyor yalnızca. Bunu da bilelim. Geçelim. İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırılması hangisi durumda sakıncalıdır? Şok durumu, beyin kanaması, ayakta olan kanamalar, ayak bileğinin burkulması. Kişi şu şekilde çizelim, gözümüzde canlansın. Resmim kötü biraz, idare edin. Şurayı 30 santim kaldırmak, baş bölgesi bura, hangisinde sakıncalıdır? Tabii ki beyin kanamasında. Niye arkadaşlar? Eğer bu şekilde zaten kişinin beyninde kanama varsa ayağı yukarı kaldırırsanız ne olur? Buradaki kan da, ayak bölgesindeki kan da buraya gider. Yani beyin kanaması artar. Dolayısıyla bu durumda tehlikeli. Zaten bu pozisyon şok pozisyonudur. Burada uygulayabilirsiniz. Ayakta olan kanamalarda uygulayabilirsiniz. Çünkü ayağı yukarı kaldırıyorsunuz kalp seviyesinden. Bu hareketi yaparak ayağı yukarı kaldırmak doğru bir uygulama. Ayak bileğinin burkulmasında zaten burkulmalarda ayak yukarı kaldırabilir. Yani burkulan bölge yukarı kaldırılabilir. Cevap B seçeneği. Geçelim. Değerli arkadaşlar, videoların açıklama kısmına ya da yorumlara mutlaka bakın. Bazen açıklama kısmına ya da yorumlara detaylı bir şeyler koyuyorum ya da videoda bazen hata falan oluyor. Onları yazıyorum. Onun için mutlaka ilk yoruma ya da videonun açıklamasına bakın. Aşağıdakilerden hangisi kontrollü demiryolu geçidine yaklaşıldığını bildirir? Şıklar inceleyelim. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki A seçeneğidir arkadaşlar. Hocam diğer levhalar ne işe yarıyor peki? Onları da açıklayalım mı? Tabii ki açıklayalım arkadaşlar. Hemen şurada açıkladık. Kontrollü demiryolu geçidi A seçeneğindeki levhamız hop. Bu kontrolsüz demiryolu. Bu kontrolsüz demiryolu. Bu da zaten dur levhası. Üzerinde yazıldığı üzere. Arkadaşlar açıklamalara mutlaka bakın söylediğim gibi. Çünkü oraya bir de link bıraktım arkadaşlar. Soru çözmek, deneme sınavı çözmek istiyorsanız oradan linkten gidip ya uygulamayı indirirsiniz ya da internet sitesi var. İnternet sitesinden gidip bol bol deneme çözebilirsiniz. İnternet sitesinde ortalama 30 tane deneme bıraktım ben. O denemelerin her biri birbirinden değerlidir. Mutlaka videonun açıklama kısmına bakın. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin karayollarında geceleri seyrederken yapması yasaktır? Hangisinin yapılması yasaktır? Gece. Bakalım. A. Karşılaşmada ışıkların söndürülmesi. B. Geçme sırasındaki öndeki aracın ışıkla uyarılması. C. Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması. D. Sis ışıklarının sadece sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hallerde kullanılması. Şimdi arkadaşlar bu doğru. Sis ışıkları sis, karda kullanacağız. Kısa hüzmeli farı yakıyoruz. Bir aracı takip ederken, yakından takip ederken. Geçme sırasındaki öndeki aracı ışıkla uyarıyoruz. Yani sinyal veriyoruz. Gerekirse selektör yapabiliriz. A seçeneği. İki araç karşılaşırsa ışıkların söndürülmesi doğru mu? Hayır. Çok tehlikeli bir şey. Ne yapacak iki araç karşılaşırsa? Kısa hüzmeli ışıkları yakacak, devam edecek. Uzunsa kısaltır. Zaten kısaysa devam eder. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi girişi olmayan yol işareti levhasıdır? Şıklara bakalım. Cevabımız düşündünüz mü? A diyenler tabii ki bildi. Bu girişi olmayan yol manasına geliyor. Diğer levhalarda hemen yazılı olarak göstereyim ki akılda daha iyi kalsın. Bakın, girişi olmayan yol A. Bu kontrolsüz kavşak. Bu öndeki taşlı geçmek yasaktır. Bu da tüm yasak ve kısıtlamaların son erdiğini bildiriyor. Bunları özellikle böyle toparladım, yazılar olarak yazdım. Çünkü çok çıkıyor bu levhalar. Özellikle bu 4 levha çok çıkıyor. Geçelim. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken hangisinin yakılması zorunludur? Tünele giriyor, yeterince aydınlatılmamış. Acil uyarı ışıklarının, uzağa gösteren ışıkların, park ışıklarının, sis ışıklarının. Cevap nedir? B seçeneği. Aydınlatma yetersizse uzak, yeterliyse yakını gösteren ışık. Işıkların kullanımı şunlar. Uzun farlar zaten karayollarının aydınlatma yetersiz olduğu kısımlarında kullanılıyor. Daha çok şehirler arası yollarda. Yine orada da aydınlatma yeterliyse kullanamazsınız. Yine tünellerde aydınlatma yeterliyse kullanmayacaksınız. Yetersizse kullanacaksınız. Kısa farlar da yine arkadaşlar şehir işlerinde kullanabilirsiniz. Ya da görüşü azaltan sis, yağışlı benzeri havalarda da şehir içinde bunu kullanabilirsiniz, kısa farları. Unutmayın. Burada başka söyleyecek şu var. Gösterge paneli işaretinde bu şekilde yanar far ışığı. Eğer bunu sorarsa sınavda bu uzun farları gösteren bir ışıktır. Şekildeki aracın bulunduğu karayoluna ne ad verilir? Ana yol, tali yol, bağlantı yolu, bölünmüş karayolu. Arkadaşlar sorularda her zaman levha arayın. Size ipucu verecektir. Gördüğünüz üzere burada bir levhamız var. Bir de burada levhamız var. Bu levhamızın adı yol ver levhası. Bakın zaten Y'ye benziyor altı. Yol ver. Bu da ana yol, tali yol. Yani burası ana yol, burası tali yol. Levhalardan bunu anlayabiliyoruz. Cevabımız da tabii ki bu durumda ne oluyor? Bize aracın bulunduğu yolun ana yol olduğunu, A seçeneği olduğunu anlıyoruz. Şurada gösterdim bakın daha net bir şekilde arkadaşlar. Şu ters üçgen yol ver demek. Yani burada bulunan bir araç, şu çizdiğim yerde bulunan bir araç ana yoldan gidene yol verecek. Bakın zaten Y gibi, bakın şunlar var ya, bak. Y, yol ver. Yol verin Y'si. Aklınızda oradan kalsın. Şu da ana yol. Yani siz şu an, bu araba şu an şu kalın yerde ana yolda. Şunlar da çıkıntılar. Yani buradan gelen yolu gösteriyor bu da. Geçelim. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını. Cevabımız nedir? Şimdi inceleyelim görselimizi. Görselimizde gözümüze çarpan şu var. Gördüğünüz üzere burası nedir? Bir petrol işaretidir. O halde cevabımız yakıt miktarını gösteriyor. Geçelim bunu da. Radyatör hortumlarında çatlaklar varsa ne yapılır? Bantlanır, yapıştırılır, değiştirilir, iple sarılır. Cevabımız nedir? Değiştirilir. Arkadaşlar çatlak varsa hortumlarda değiştirilir. Radyatör neydi? Soğutma sisteminin bir parçasıydı. Petekler, anlayacağınız. Bantlama olur mu? Hayır. Yapıştırma olur mu? Hayır. İple sarılma, bunlar olmaz. Geçelim bunu da. Yine bir trafik levhası sorusu. Şekildeki işaretlerin anlamları sırasıyla nedir? 1 ve 2. Birinci levhamızın anlamı nedir arkadaşlar? Taşıt trafiğine kapalı yol. Bir, taşıt trafiğine kapalı yol. 2. Girişi olmayan yol. Doğru cevabımız C seçeneği oluyor o halde. Arkadaşlar şu zaten taşıt trafiğine kapalı, hiçbir şekilde taşıt giremez. Bu da ters yön olan bölgelerde oluyor genelde. Mesela tek yönlü yollarda oluyor. Aklınızda kalsın. Şimdi birkaç tane levha daha işleyelim. Hazır levha sorusu görmüşken. Levha sorularının arkasından birkaç tane böyle çok çıkan levhaları verip geçeceğim. Faydası mutlaka olacaktır. Arkadaşlar yol ver. Tali yolda bulunan bir levha. Dur levhası. Bu yol ver levhası yanıp sönen sarı ışıkla aynı anlama gelir. Dur levhası yanıp sönen kırmızı ışıkla aynı anlama gelir. Karşıdan gelene yol ver. Taşıt trafiğine kapalı yol. Motosiklet hariç taşıt trafiğine kapalı yol. Motosiklet giremez. Bu 6 levhamız sık çıkıyor sınavda. Onun için bilmenizde fayda var. Geçelim. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir? Takip mesafesi kuralına uyulmaması, görüş mesafesinin kötü olması, öndeki aracın durması, havanın yağışlı olması. Takip mesafesi. Cevap A seçeneği arkadaşlar. Bir aracı arkadan çarpmışsanız tek suçlu siz oluyorsunuz. Çünkü takip mesafesi kuralına uymanız gerekiyor. Yani siz deseniz mesela arkadan çarptım ama o da önden ani durdu. Trafik kanunu diyor ki ani durabilir. Sen ani durma ihtimaline karşı aradaki mesafeyi koruyacaksın diyor. Yani şunlara da bakalım, takip mesafesi nasıldır? İşte arkadaşlar hızın yarısı. 70 ile gidiyorsanız 35, 80 ile gidiyorsanız 40. Bunu daha önce anlattık. Tekrar uzun uzun anlatmayalım. Şurada önemli bir madde var. Tehlikeli madde taşıyan araçlar da takip mesafesi en az 50 metredir. Burası önemli. Diğerleri zaten bilindik şeyler. Yine de burayı okuyun. Geçelim. Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morluklar olan kazazedeye olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Şıklarımız ayakları 45 santim yükseltilmeli, başı 30 santim indirilmeli, hareket etmemesi sağlanmalı, kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Kulaktan kan geliyor. Göz çevresinde morarlıklar var. Arkadaşlar baş yaralanması var belli ki bu kişide. Doğru cevabımız C seçeneği. Hareket etmesini sağlamıyoruz. Yani hareket etmemesini sağlıyoruz. Hareket etmesini engelliyoruz. Ayakları yükseltmek yanlış. Kanı daha çok o bölgeye sevk etmek. Bu da yanlış. Yine bezle kulak tıkanmaz arkadaşlar. Kanı içeride hapsetmenin tehlikeleri vardır. Onun için doğru cevap C seçeneği. Baş yaralanması olmuş belli ki bu kişide. Dolayısıyla hareket etmemesini sağlıyoruz. Geçelim. Bir insanın normal vücut sıcaklığı koltuk altından ölçüldüğünde ne kadardır? 35, 36,5, 37,5, 38 derece. Doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. İdeal ısı, yani hasta ve benzeri bir durumunuz yoksa ortalama ideal sıcaklık, ideal insan vücudu 36,5 derecedir. Geçelim. Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez öndeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için bir saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı hangisiyle söylenebilir? Saygılı, telaşsız, sorumlu, sabırsız. Anında geçmek istiyor. Daha yeşile dönmemiş arkadaşlar. İşte bu sabırsız kişilik özelliğine aittir. Arkadaşlar bununla ilgili animasyon sorusu çıkabilir diye tahmin ediyorum. Mesela bunu canlandırırlar, yani görsel olarak animasyona çevirirler. İki araç arka arkaya gider. Anında kornaya basar sarıyken. Bu halde bu animasyon sorusuna dönüştürsek bu soruyu, cevap sabırsızlık olur. İşte arkadaşlar bu videoların, bu soruların, bu yazılı soruları video haline getiriyorlar, animasyon oluyor. Yani animasyon deyince çok da kafanız böyle hocam çok zor filan düşünmeyin. Bu videoyu animasyon olarak soruyor. Bu yazılı soruyu. Yazı yerine animasyon yapıyor. İşin kısası bu. Yani yazılı soruları iyi yapanlar animasyonları da yapabilir. Söylemek istediğim bu. Aşağıdakilerden hangisi kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir? Şıklarımız tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması. Alakası olabilir mi? Hayır. B. İlk yardım zamanında ve tekniğe uygun yapılmaması. Evet arkadaşlar, bu dursun. C. Hayati tehlike oluşabilecek müdahalelerden kaçınılması. Bu da doğru. Yani şey olmaz, neden olmaz. Bu doğru bir hamle olur. Yanlış hamleyi arıyoruz biz burada. D. İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması da güzel bir şey. Ölüm ve yaralanmayı arttırmaz, azaltır bilakis. Burada B seçeneği arkadaşlar, ilk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması kazazedelerin ya da ilk yardım yaptığımız kişilerin hayatını tehlikeye sokar. Hatta ölümle, sakatlıkla baş başa kalabilir. Yani en basitinden kişi araçtan çıkartırken lentek manevrasıyla çıkartılıyor biliyorsunuz. O şekilde çıkartmazsak boyun omurları zarar görebilir, felç olabilir kişi. Yani bu da sakat kalmalara, engellere sebep olabilir. İlk yardım önemlidir. Ya da yanlış ilaç kullanılması, biliyorsunuz ilk yardımda ilaç yok. Fakat ilaçla bir tedavi yaparsan dönülmeyecek şeylere yol açabilirsin. Ya da kırığı düzeltmeye çalışmak gibi. Bunlar hep yanlış ilk yardımlar. Ölümlere, hatta sakat kalmalara sebep olabilir. Geçelim. Trafik denetiminde istenmesi halinde sürücünün göstermek zorunda olduğu belgeler hangileridir? A. Gümrük giriş belgesi, ithal belgesi, noter satış belgesi. B. Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi. C. İşitme belgesi, imalat teknik belgesi. D. Kasko sigortası, sahiplik belgesi. Hangileri zorunlu? Arkadaşlar cevabımız nedir? Gümrük giriş belgesiyle alakası olur mu? Olamaz. Noter satışı istemezler. İşletme belgesi ya da imalat teknik belgesi alakasız. Ben bile görmedim bu imalat teknik belgesini filan daha. Yani görüyoruz da yani karşılaşmazsınız. Biz bilmezsiniz. Yine D seçeneğinde de kasko sigortası isteğe bağlı zaten, zorunlu değil. Bir defa oradan eleyebilirsiniz. Eleyerek gidin. Cevabımız B seçeneği. Tescil belgesi, trafik belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası, sürücü belgesi. Bunlar zorunludur arkadaşlar. Geçelim. Holger Nielsen, yani sırttan bastırma, dirsekten kaydırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılabilmesi kazazede de aşağıdakilerden hangisini sağlar? Bak, sırttan bastırdığımız neyi sağlıyor? A. Bilinç kaybının düzelmesi. B. Kalbin çalışması. C. Nefes vermesi. D. Nefes alması. Cevabımız nedir? Tabii ki arkadaşlar C seçeneği. Bastırdığımızda kişiyi sırtından içerisindeki hava boşalır. Kaldırdığımızda da dirsekten tekrar hava dolar içerisi. Şurada onun fotoğrafı var. Kafanız karışmasın. Bakın şimdi. Gördün mü? Bak, bastırınca nefes veriyor. İçerideki hava boşalıyor. Kollarından da kaldırınca nefes almış oluyor. Holger yönteminde. Bu yöntem bir de şu çıkıyor bazen. Bu yöntem arkadaşlar ağız ve burun bölgesinde kanama sonucu, eğer ağızda burunda kanama varsa bunu uyguluyoruz. Zaten ağız ve burun bölgesinde kanama yoksa suni solunum yöntemini uyguluyoruz. Yani bu yöntemin uygulanma amacı da budur. Ağız ve burun bölgesinde kanama, herhangi bir sıkıntı var ise bu yöntemi uyguluyoruz. Diğer durumlarda zaten suni solunum yapıyoruz. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisinin aşınması motorun yağ yakmasına sebep olur? Bujilerin, silindirlerin, fren balataların, debriyaj balatasının. Evet. Cevabımız arkadaşlar silindirler. Silindirlerin aşındığı zaman motor yağ yakar. Arkadaşlar şimdi yağ sistemini biliyorsunuz zaten. Karterde birikiyor yağlar. Yağ depolu giden kısım karter. Unutmayın, o da sınav sorusudur. Yine yağın görevi neydi araçta? Yağın ve yağlama sisteminin aracın aşınmasını önlemek, sürtünmeyi azaltmak, aracın ömrünün uzamasını sağlamak. Çünkü sürtünme olmadığı için parçalar aşınmıyor. Aşınmadığı için de parçaların ömrü uzuyor. Yine yağı süzen parçanın ismi yağ filtresi, onu da unutmayın. Yağın seviyesini ölçmeye yarayan, araç yağının seviyesini ölçmeye yarayan özel çubuğa da yağ çubuğu deniliyor. Onu da unutmayalım. Geçelim. Aracın lastiği kontrol edilirken hangileri dikkate alınmalıdır? Basıncı, diş derinliği, hasarlı olup olmadığı. Basınç önemli, diş derinliği önemli, hasar, herhangi bir çatlak, kırık, deform olmuş durumu var mı? O da önemli. Doğru cevap D seçeneği. Bunu da geçelim. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda hangisi yapılır? Camlar açılır, camlar kapatılır, Önemsenmez yola devam edilir, lastik hava basıncı kontrol edilir, trafik kurallarına uyarak durulur, kontak kapatılır. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Sürekli yanık kokusu ya da yakıt kokusu, bu yanık da olabilir. Aldığımızda ne yapıyoruz? Aracı derhal durdurup kontağı kapatıyoruz. Bakın sürekli yanık kokusu ya da yakıt kokusu aldığımızda. Bir de akü işareti görürsek, bir de yağ işareti görürsek aracı derhal durdurup kontağı kapatmamız gerekiyor. Araç hareket halindeyken, seyir halindeyken. Geçelim bunu da.